Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. MyTeci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimi açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi videomuza geçebiliriz. Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklamalar bölümüne bırakmış olduğum linkten beni takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonu ve sinyali beğenmiş olduğumuz pozisyonları orada sizlerle birlikte paylaşıyoruz arkadaşlar. Ve bu arada ekranda görmüş olduğunuz TrendFlex algı indikatörüne sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli. Mail ise de detaylardan bahsedeceğim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde TrendFlex algı indikatörüne sahip olanlar 3 tane indikatör ücretsiz erişim olacak. Onu da önceden söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, tabii ki Bitcoin'de evet düşmeler yavaş yavaş devam ediyor. Yani stopları patlatarak aşağı yönlü hareketler devam ediyor. İlk önce burada yaşamış olduğumuz bir filama formasyonu vardı. Filama formasyonundan sonra kırılımla birlikte yukarı yönlü, yani daha önce burası tabii ki direnç bölgesi olarak çalışıyordu, bu yeşil bölge. Son desteğe döndü ve yukarı yönlü kırılımla birlikte tekrar bir fake hareketler geldi. Biz tabii ki takipçilerimizi hem Instagram'da hem de Telegram'da uyardık. Dedik ki arkadaşlar, ters fincan kulp formasyonu oluşumu var. O yüzden dikkat etmemiz kesinlikle önemli. Tabii ki burada hemen trend break salgı kapattıktan sonra şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burada bir fake hareketi yaptılar arkadaşlar. Tabii ki bunu da ne yaptık? Takipçilerimize paylaştık. Dikkatli olun, aman ha dedik. Çünkü hareketler çok fake. Gördüğünüz gibi ters fincan kulp formasyonu kırılım geldi. Hemen yukarı yönlü bir hareket geldi. Yani tekrar sanki yukarı yönlü hareket devam edecekmiş gibi bir sinyal verdi. Ama hemen aşağı yönlü pat patlattılar arkadaşlar. O yüzden yani buradaki aslında longçuları ne yaptılar? Diskalifiye ettiler. Hemen stoplarını patlatıp aşağı yönlü hareketlerine devam ettiler. Dolayısıyla aynı zamanda burada ters fincan kulp formasyonu gören yatırımcı aşağı yönlü kırılma birlikte biraz short pozisyona asıldılar büyük ihtimal ki market maker hemen yukarı yönlü patlatmalar denedi. Daha sonra tekrar longçuları da patlatarak burada çok güzel bir fake hareketle birlikte aşağı yönlü hareketine devam etti. Şimdi hala tabii ki aşağı yönlü hareketler devam ediyor arkadaşlar. Hemen sizlerle birlikte burada şöyle düşen bir bayrak formasyonu var arkadaşlar. Onu da sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Evet, düşen bir bayrak formasyonu tabii ki düşüşün devam edebileceğini gösteren bir formasyondur arkadaşlar. Öncelikle onu bahsetmek istiyorum ve tabii ki düşüşün hemen şöyle bir direnç çizgisi, düşüşün bir çizgisi çekilebilir. Birinci temas, ikinci temas. Bazı noktalarda çok az böyle yani illa nokta atışı yapmamıza gerek yok. Bu tarz hareketler de onaylanabiliyor arkadaşlar. Yani onaylı bir trend çizgisine dahil olabiliyor. Gördüğünüz gibi şu an bir düşüş trendinin içerisindeyiz. Ve tabii ki ben size özellikle bugün şunu da söylemek istiyorum. Haftalık time frame'de Kaufman Moving yani kamu indikatörüne bakarak arkadaşlar mevcut durumumuzun nerede olduğunu göstermek istiyorum. Ve haftalık time frame'de grafiğe baktığımız zaman siz de göreceksiniz ki düşüş trendinin içerisine giriyor gibiyiz. Hemen ilk önce şunu söylemek istiyorum sizlere. Tabii ki bizim paylaşımlarımız hala devam ediyor arkadaşlar. Bir saatlik time frame'de hem Bitcoin'in bu denli düşüşünden yararlanabileceğimiz güzel bir paylaşım yaptık. Filama formasyonu ve nokta atış hedefine geldi arkadaşlar. Karımızı aldık ve çıktık. Instagram sayfamda ve Telegram sayfamda tabii ki bu paylaşımı gerçekleştirdik arkadaşlar. Yani Bitcoin düşerken bile long pozisyonunu bulabiliyoruz. Ondan sonra Phantom arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Pardon, özür dilerim. Phantom değil. Pardon, özür dilerim arkadaşlar. Evet, AGLD'yi arkadaşlar paylaştık. AGLD'de gördüğünüz gibi düşen bir filama formasyonu ve kırılımla birlikte yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini görebiliyoruz. Tabii ki bir stop patlatma operasyonları yaşandı açıkçası. Burası ilk minör trend, burası ikinci minör trend. İlk minör trend kırıldıktan sonra arkadaşlar ikinci minör trendde aşağı yönlü bir saldı. Sanki aşağı yönlü hareketlerine devam çekmiş gibi hop hemen burada bir patlatma operasyonu yapıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiyatta büyük ihtimal Bitcoin çok ters hızlı bir hareket yapmadığı sürece 1.00 ve 1.050'ye kadar 57'ye kadar yükselebilir arkadaşlar. Çünkü yukarı yönlü harekete çok istekli. Şimdi tabii ki şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bazı coinler Bitcoin düşerken yükselebiliyor. Önemli olan da onu bulabilmek. Benim takip etmiş olduğum 200 tane coin'in içerisinde şu an en fazla yükselmiş olan Uni ile ZEC arkadaşlar. Hemen göstereyim tekrar size. Evet, Uni ile K de yükselmiş. Hemen K'ye bakalım. Aslında K'nin yükselmesi zaten beklenilen bir durum. Bakın zaten burada direnç bölgesi de kırılmış. Hemen onu da sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Video esnasında canlı canlı.
Bakın burada bir direnç bölgesi varmış ve bu direnç bölgesi kırılmış ve bu direnç bölgesi kırıldıktan sonra tabii ki ne yapıyor? Rites yapıyor ve yukarı yönlü hareketler gelebilir. Neden yukarı yönlü hareketler gelebilir arkadaşlar? Onu da size öncelikle söylemek istiyorum. Çünkü burada shortçular çok ciddi bir para kazanmış arkadaşlar. Çok ciddi bir şekilde düşmüş. Hatta %25'lere kadar bir K'de düşüş olmuştu. Şimdi tabii ki bu seviyeden sonra yani 0. daha doğrusu şöyle söyleyeyim 15-35-18 seviyesinin altına daha fazla salmıyor arkadaşlar. Ve yukarı yönlü kırılma noktası büyük ihtimal buradaki shortçuların stoplarını patlatacaklar. Ve ZEC arkadaşlar, ZEC ile ilgili gerçekten tahminimiz tam tuttu. Filama formasyonundan sonra arkadaşlar yukarı yönlü hareketler gelebileceğini söyledik. Instagram adresimde ve Telegram adresimde de var. Tabii ki bazı takipçilerimiz aramıza yeni katılanlar büyük ihtimalle son 6 aylık bana kazanç tablonu göster sana öyle inanayım diyorlar. Arkadaşlar gerçekten çok komik oluyorsunuz. Yani beni zaten takip edenler, uzun zamandır takip edenler biliyor. Formasyon üzerine paylaşımlar yaptığımı, kırılımlar üzerine paylaşımlar yaptığımı zaten herkes biliyor. Formasyon ve kırılımlardan sonra direnç destek bölgeye kırıldıktan sonra onaylandıktan sonra hedefler zaten bir yerlerine geliyor. Bunları zaten sizlerle paylaşıyorum. Öyle robotik bir paylaşım sistemim yok. Yani ne demek istiyorum? Adam yapmış bir sistem. Telegram'a robotu bağlamış. Ondan sonra tak 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 günde 100 tane sinyal geliyor. Ben öyle çalışmıyorum. Günde 5-6 tane sinyal veriyorum ve %90 olasılıkla zaten tutuyor. Hemen şöyle bir likidasyon haritasına bakıyorum. O yüzden kimseye de kendimi kanıtlamaya ihtiyacım yok. İsteyen herkes Instagram ve Telegram adresime girip bakabilir. Şimdi likidasyon haritasına baktığım zaman arkadaşlar tabii ki yukarı bölmede şöyle söyleyeyim 62.400 seviyesinde 77 milyon dolarlık bir lig havuzu var. Tabii yukarı doğru çıktığımız zaman bu ortalama 150 milyon en fazla 200-220 bin milyon civarında bir lig havuzu var. Ama market maker'ın patlatabileceği seviyede kadar değil galiba arkadaşlar. Çünkü market maker'ın 300 ve 300'ün üzerindeki seviyeleri patlatma yönelik hareketler yapıyor. Aşağıda da ciddi bir birikim var arkadaşlar. O yüzden büyük ihtimal yukarı yönlü hareketlerin geleceğini şimdilik düşünmüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. İleriki tarihlerde ve ileriki saatlerde olabilir ama şu an için düşünmüyorum. Zaten Bitcoin gördüğünüz gibi hala düşmeye devam ediyor. Burada bir düşen bir bayrak formasyonu. Düşen bayrak formasyonundan sonra düşen trendin içerisinde hareketler devam ediyor. Haftalık time frame'e gelelim hemen arkadaşlar. Haftalık time frame'de neler olmuş ona bir bakalım. Haftalık timeframe'de evet aslında haftalık timeframe'de şöyle bir durum var arkadaşlar. Size şunu da göstermek istiyorum. Şimdi Kaufman Moving Average indikatörümüzü açtığımız zaman ve TrendFlex indikatörümüzü açtığımız zaman arkadaşlar hala bir buy'da olduğumuzu görebiliriz. Şimdi TrendFlex indikatörümüzde evet çok iyi bir bölgede 27.900 seviyesinde bir buy sinyali vermişti. Öncesinden zaten arkadaşlar şöyle söyleyeyim 39.000 dolar seviyesinde bir sell sinyali verdi. Şimdi tabii ki buy'dayız ama şöyle baktığımız zaman arkadaşlar TrendFlex'i bir kapatayım. TrendFlex'i kapattıktan sonra şöyle bir baktığımız zaman haftalık time frame'e gördüğünüz gibi yükselen bir major trend çizgimiz var. Ben her zaman bunu söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Arkadaşlar Kaufman Moving Average indikatörünün altında haftayı kapatıyorsanız düşüş senaryoları her zaman aktiftir. Onu da öncelikle söylemek istiyorum. Şimdi tabii ki geldi. Bakın sizlerle birlikte şurada bir bakalım, inceleyelim. Yukarı yönlü hareket geldi. Ondan sonra tekrar bir temasta bulundu. Daha sonra aşağı hareketler, yukarı yönlü hareketler, kırılım geldi. Şu an biz neredeyiz? Mevcut yükselen majör trendin altındayız. Ve daha sonra tekrar yukarı yönlü hareketler ve tekrar aşağı yönlü hareketler devam edebilir. Yani şunu söylemek istiyorum. Aslında şu an bizim buradaki görmüş olduğumuz hareket 1 saatlik veya 15 dakika time frame'de bakmış olduğumuz birçok sinyal aslında mevcut düşen majör trendin retestini gösteriyor arkadaşlar. Retestle birlikte aşağı yönlü hareketler gelebilir. Şu an zaten normalde olması gereken senaryo bu. Retest tamamlandı ve aşağı yönlü 2 tane haftalık time frame'de kırmızı mum gördük. 3. mumu da görmemiz çok muhtemel arkadaşlar. Şu an zaten 1 saatlik time frame'de de baktığımız için bir düşen bayrak formasyonu var. Yani bu şekilde devam ederse ileriki tarihlerde sert düşüşler görebiliriz. 48.000 dolar seviyelerine kadar ilerleyebiliriz arkadaşlar. Zaten haftalık time frame, Kaufman Moving Average'in de altında olduğumuz için arkadaşlar düşüş senaryoları ileriki tarihlerde aktifleşebilir. Şimdi tabii ki TrendFlex algı indikatörüne baktığımız zaman arkadaşlar TrendFlex algı indikatöründe şu an hala bir buy sinyali içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Eğer TrendFlex algı indikatöründe bir sell sinyaliyle karşılaşırsak işte o kötü arkadaşlar. Çünkü 48.000 37.000 dolarlara kadar düşebileceğimizi gösteriyor. Yani rally öncesi sağlam bir düşüş olacak gibi çünkü burayı hala kıramadı arkadaşlar. Bir de şöyle söyleyeyim ben size. Tabii yükselen aynı zamanda bir bayrak formasyonu da var. O bayrak formasyonu da size şu şekilde çizmek istiyorum.
Hemen şöyle. Aynen. Bu şekilde yükselen bir bayrak formasyonu da var arkadaşlar. Yani yükselen bir bayrak formasyonunda kırılım. Bakın şu an aynen. Hatta şunu biraz daha kalınlaştırayım. Evet. Gördüğünüz gibi yükselen bayrak formasyonunda aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Yani yukarıdaki mevcut bölgeden satışını yedi. Bakın birinci satış, ikinci satış, hatta birinci satış, ikinci satış, üçüncü satış ve dördüncü satış aşağı kadar gelir. Büyük ihtimal 52.400 seviyesinden ya tepki alır veya 48.000 seviyesine destek bölgesine kadar düşebiliriz. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyor. Yani buradaki kırılım maalesef gelmedi. Yani mevcut flama, pardon, bayrak formasyonunda kırılım gelip yukarı yönlü hareketler henüz gerçekleşmedi. Yani şu an için hala mevcut büyük ralliden uzağız arkadaşlar. İleriki tarihlerde bakalım en az gene bir ay sürecek gibi aşağı yönlü 53.000 dolar seviyelerine kadar, aynen bir önceki temaslar gibi 53.000 seviyelerine kadar tekrar gerçekleşebiliriz arkadaşlar. O yüzden takip etmekte kesinlikle fayda var. Evet. Şimdi benim anlatacaklarım bu kadar aslında. Bugün özellikle bu haftalık time frame'den bahsetmek istedim. Yani resmi uzaktan bakmak istedim arkadaşlar. Resmi uzaktan baktığım zaman gördüğüm senaryo aynen bu şekilde. Yani dolayısıyla düşüş senaryoları aktif şu an. Yani çok fazla long pozisyonu aramayın. Yani long pozisyonu arıyorsanız da açıkçası kırılımları çok ciddi bir şekilde takip edin. Mesela bakın burada bir kırılım söz konusu. Hemen zaten ben takipçilerimle bunu paylaşıyorum arkadaşlar. Hemen bakın burada net bir kırılım söz konusu. Yapı kırılımı gerçekleşmiş. Yapı kırılımı gerçekleştikten sonra görüyorsunuz Rites'ten sonra onayını almış ve filama formasyonu oluşumu gerçekleşmiş. Filama formasyonu oluşumu gerçekleştikten sonra bakın burada da aynı şekilde kırılım, Rites ve yukarı yönlü hareketleri zaten ben takipçilerimle paylaştım. Hemen şöyle göstermek istiyorum size. Hızlı bir şekilde açalım. Takipçilerimle zaten bunu paylaştım ve takipçilerim de değerlendirdi ve iyi bir şekilde iyi yerlerden pozisyona girdik arkadaşlar. Hemen açılsın, size göstereceğim. Yani o yüzden bir de dediğim gibi bazı arkadaşlar işte bana bunu kanıtla, bana şöyle 6 aylık verini göster falan. Arkadaşlar böyle şeylere gerçekten hiç gerek yok. Yani uzun zamandır zaten beni takip edenler biliyor. Paylaşımlarım çok iyi bir şekilde devam ediyor. Haftalık en az 4-5 tane sağlam pozisyon paylaşıyorum. Bazen daha fazla paylaşıyorum. Tabii ki Bitcoin'in hareketlerine göre değişebiliyor arkadaşlar. Bitcoin'in yapmış olduğu sert hareketler bizim paylaşımlarımızı etkiliyor. Aynen bakın şu an hala ben bazen şöyle söyleyeyim. Ben bazı X sayfalarında, Instagram sayfalarında birçok yerlerde hala Bitcoin buradan alacak, uçacak diyenler var. Yani gerçekten gülüyorum. Ve ben burada sizlere bunu paylaşımı yaptıktan sonra bakın şu paylaşım, hatta kapatayım, kapatayım, ortalık karıştı biraz. Evet, hatta şunda da işimiz bitti. Orayı da kapatalım. Evet, şunları kapatayım arkadaşlar izninizle. Evet. Şimdi tabii ki biz bunu paylaşımları yapınca ve ben daha fazla başka sayfalarda görünce insanlar hala buradan uçacak, şöyle olacak, böyle olacak. Yani tamam. İnsanlar yükselmesini istiyor. Bunu anlayabiliyorum. Yükselmesini istiyor ama önemli olan gerçekleri de görmek lazım. Burada resmen bir fincan kulp formasyonu oluşumunu nereden görüyoruz? Trendin sonunda görüyoruz. Minor trendin sonunda. Ve minor trendin sonunda ben burada fincan kulp formasyonu oluşumu, arkadaşlar dikkat, kırılım gelebilir aşağı yönlü dediğimde tabii ki bakın 62.300 seviyesinde ben bunun size servisini yaptım. 60.500 seviyesine kadar düştü arkadaşlar. Yani insanlar tabii şöyle bir düşüş bekliyor. Ben düşecek dediğim zaman böyle bir düşüş bekliyor. Arkadaşlar öyle değil o işler. Yani grafik üzerinde öyle olmuyor. Hedef şu şekilde oluyor. Buradan aşağı kadar bir hedef koyarsın. Kırılımdan aşağı kadar bir hedef gider. Ortalama da 60.200 seviyesine, yani neredeyse gelmiş zaten arkadaşlar. Hedef bu şekilde de yerine ulaşabilir. Ve düşüş bir sinyali de aldık tekrar. Trend aşağı yönlü düşerken düşen bir bayrak formasyonu birlikte aslında düşüşün hala devam edebileceğini görebildik. Evet. Açılsın. Galiba maalesef bir sıkıntımız var internette. Çözemedik arkadaşlar. Bana sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Vaktim olduğunca cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Çok fazla soru geliyor. Evet. Hemen cevaplamayabiliyorum. Hatta bir gün iki gün sonra cevaplayabiliyorum. CZ'de gerçekten güzel bir formasyon, gene güzel bir sizlere sinyal verdim. Dedim ki arkadaşlar çok güzel bir şekilde kırılım geldi ve
altın oranından tepkisini aldı, yukarı yönlü hareketler gidebilir dedik. Buradaki hedefi zaten patlattı geçti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok ciddi bir şekilde hedefler patladı. Hemen Volt'e bakalım arkadaşlar. Volt ile ilgili paylaşım ne olmuş? Evet. Bakın gene bir buradaki direnç bölgesi kırılımından sonra oluşan bir flama formasyonu yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Aslında kaçırmışız. Çünkü çok fazla coin takip ediyoruz. Burada da gördüğünüz gibi aslında şey var. 3'lü tepe formasyonu var. Bakın buradaki destek bölgesi çok net bir şekilde kırılıyor. Evet, aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Aslında bunları yakalamamız lazımdı. Ama tabii ki çok fazla coin inceliyoruz. Gözümüzden kaçabiliyor. Hani bana paylaştıklarını göster, kanıtla diyen arkadaşlar aslında şu sayfaları bir inceleseler görecekler de, ama incelemeye tenezzül dahi etmiyorlar. Hemen bana göster. Buyurun Instagram sayfamı girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Hemen hikayelere paylaşayım. Aynen, bakın öncesi sonrası paylaşım yapmışım. Aynen, bakın Zec'in öncesi sonrası paylaşımı yapılmış. Aslında ben daha buradayken aslında toplu bir şekilde devam ediyorum dedim ve hedefine ulaştı. Zaten pozisyondan çıktık. Ve bunun gibi çok fazla bizim Bobby'miz de şaşırıyor şu an grafiğe. Neden böyle hareketler yapıyor diye. Kendisi şu an şaşkınlık içerisinde bizim grafiğimizi izliyor. Aynen, gördüğünüz gibi. O da çok meraklı kripto dünyasına. Evet, aynen arkadaşlar, bakın burada paylaşımı gösterdim. Hemen göstereyim size. Hani kanıt isteyenler için de gösterebilirim. Aynen, bakın BTC'de arkadaşlar, günaydın. Bitcoin'de şöyle bir ters fincan kulp formasyonu gördüm ve düşüş habercisi bir formasyondur. Dikkat etmek lazım dedim. Zaten düştü arkadaşlar. Evet, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Aklınıza takılan sorular varsa bana yazabilirsiniz. Cevaplamak için elimden geleni yapacağım. Trendflex algo indikatörü de sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli arkadaşlar. Hoşçakalın.